yanlış hatırlamıyorsam bunun belgeselini yapmıştı. Kadir Çelik vardı bilirsin, eski televizyoncu. Bizzat bunun içinde gitti, oralarda falan görüşmeler yaptı, röportajlar falan çekti orada. Şimdi şunu anlamaya bak. Şimdi bu adamlar hala çiçek böcek. Efendim biz Türkiye'deki bu işte despotik sisteme karşı, bilmem şuna karşı, buna karşı protesto hakkımızı, en doğal olan hakkımızı kullanıyoruz falan gibi laflar. Bunlar çok güzel cici laflar. Dünyada zaten Amerika'da bunu yapıyor mesela. Ne yapıyor mesela? Terör örgütünün başına D koyuyor. Demokratik diye başlıyor. Arkasından ne koyarsan koy. Demokratik Adamları Kesme Derneği. Abi demokratik. Demokratik kesiyorlar. Başta bir demokrasi var ya. Aynen, demokratik öyle. Bilmem ne. YPG'nin başına D koyuyorsun, SDG oluyor. Bilmem ne. Bunlar dünyayı. Hatta bak ya şunu şöyle görmek lazım. Bu aslında çok basit bir şey değil Murat. Bizim herhalde bizdeki bu ahmaklar, bu yorumlu yapan ahmaklar var ya, Fransa'da şöyle oldu. Yok rejim böyle oldu. Vay vatandaşlarım, bir defa bunların hepsi aşırı sağcı. Yani burada bir hıyar turşusu durum vardı var yani. Senin burada sol marjinali vardı. Bunların içerisinde aşırı sağcılar vardı başlangıçta. Fakat vandallığı gören onlar onunla parti olarak çekildiler. Çünkü ortada bir terör hareketi var çünkü. Doğru. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi siz koskoca dediğim işte medeni batı diye, ben daha önce çok dile getirmişimdir. Ben vahşi batı diyorum bunlara. Yani eski bu kovboy filmlerinden mülhem. Şimdi bu adamların böyle bir yüzü var. Şimdi sen Fransa diyorsun. Tabii ki ben hala hazırda. Bunu da buraya, yani bunu da unutmayalım. İnsanlar kafasına göre işte bak görüyor musun, Türkiye'de olunca böyle yapıyoruz. Burada bilmem ne falan filan. Böyle bir şey yok. Ben hiçbir insanın, sonuçta bundan insan. Burada bir devlet var. Bu bir ülke. Yani biz böyle salt düşmanlık yapacağız diye insanların canını yanmasını, öyle değil mi? Ne polisin, ne insanların sokaklarda öldürülmesini, işte bir takım tacizlere uğramasını asla kabul edemeyiz. Yani dünya yansın umurunda değil. Yok böyle bir şey. Bu dünya da aynı zamanda biliyorsun dünyanın bir tarafında, eski dünya yok artık. Dünyanın bir tarafında olan bir hadise günler içerisinde tüm dünyayı etkileyebiliyor. Dünyanın bir tarafındaki bir denge değişikliği tüm dünya. Eskisi gibi değil ki. Eskiden bir Asya bilmem ne imparatorluğu batıya etkisi birkaç yüzyıl sürüyordu. Şimdi öyle bir dünya yok. O yüzden bütün dünyanın böyle acıları yaşamamasını, hiçbir insanın dünyadaki, yeryüzündeki en kıymetli şeyin yaşam olduğunu söyleyerek söylüyoruz. Bunu bir köşeye bırakalım. Ama bir gerçek var ki Fransa dediğin şey, hani bize de hepimize, tüm dünyaya Amerika'nın Orta Doğu'ya yapmış olduğu demokrasi ihracatı var ya meşhur. Demokrasi getireceğiz, işte cehennem silahını yok edeceğiz, Saddam bilmem ne üçgenidir, haçlı maçlı bilmem ne. Bunlar da keza Fransa'da. Fotoğrafları hala vardır bilirsin. Şu Fransızların, şu medeni, hani İngiliz ne demiş, karanlıkta esnerken bile ağzımızı kapatıyoruz. Karanlık esnerken, kimse görmezken, zarafete bak. İşte bu da Fransız. İşte demokrasinin beşiği, 1789 bilmem ne. Bunları anlatıyorsunuz da, Afrika'da yapılan, hala hazırda yapan zulümler, şu an devam ederken, günümüzün Afrika'sından bahsediyorum. Sierra Leone'da Nijerya'ya yapmış olduğun zarar, Nijerya'daki Fransa'nın baskısı, 110 milyon nüfusu olan ülkede petrol var fakat insanlar aç. Niye? Fransa var çünkü orada. Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de yapılanlar, soykırımlar. Bunları da bakıyorsun geçmişine doğru da. Böyle üstü yaldızlanmış, böyle parlatılmış, böyle iyice cila çekilmiş bir medeniyet beşiği, demokrasi diyorsun. Kökleri de bu. Bak Apple'a girenleri gördün mü? Bak oradaki bir sigara dükkanı içine girenleri gördün mü ellerinde? Nasıl vahşileşiyor insanlar gördün mü? Parayı çek bakalım. Vallahi ne oluyor onlarda? Şey diyor ki, tabii dediğim gibi sana bana konuşurlar sonra. Selim Atalay'ın da Star'da şey var bugün. Kendi programında da 24 ekranlarında da saat 20'de detaylarını anlatacaktır. Köşesinde şeyi yazıyor. Senin tam dediğin gibi. Refah biraz azalınca demokrasi kayboluyor. Kaybolur. Hiç şeyleri yok. Bu, Selim mi yazmış? Selim yazmış. Onunla bak. Bu doğru ifade. Ne şey iddia ettim ben. Aynen öyle. Çek refah azalınca demokrasi kayboluyor. Hiç. Demokrasi falan otomatikman rafa kaldırıyorlar. Zaten bunların demokrasi rafa kaldırdığını biliyorsun. Fransa'daki olaylar neticesinde 2 seneye yakın bir süre OHAL ilan etmelerinden ve OHAL'i kaldırdıktan sonra OHAL maddelerini anayasaya koymalarından da biliyoruz zaten. Kanun Fransa'ya işi. Laf söyleyemeyen tüm dünya Türkiye'yi terörle mücadelede yapmış olduğu eylemler nedeniyle hem orada OHAL var bilmem ne diye içimizdeki de bu tatlı su solcuları da benzer bir koronun elemanı olarak tekrarlamaya başlamışlardı zaten. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tabii şunu söylemek